Selamünaleyküm. İnşallah yeni bir ortamda yeni videolar çekmeye başlıyorum tekrardan. Allah razı olsun Mehmetcan kardeşimin de teknik desteğiyle yeni içerik videolarımızı çekmeye başladık. Bugünkü konum sosyal medyanın yani bilginin artmasıyla sosyal medyanın çöplüğe döndüğü kanaatim üzerine olacak. Şu gün bakıyoruz bir masa üzerinde toplanıp bu altılı masa değil siyasetle karıştırmayalım. Yani herhangi bir masada gençler olsun, orta yaş olsun, yaşlılar olsun 8 kişi bir masa etrafında oturup toplanıyorlar. Hepsi de dindar yönleri ağır olan insanlar. Ama bakıyoruz ki 8 kişi varsa hemen hemen 8 kişi farklı görüşler sunuyor. Bir konu üzerinde. Dinin aslı olan konularda bile maalesef 8 hatta 8 kişinin olduğu yerde bazen 10 farklı görüşe kadar çıkıyor. Bunun sebebini çok merak ettim. Sonuçta kavgayla bitiyor bu tür konuşmaların. Ama hamdolsun artık böyle tartışma kültürümüzün de bir yandan geliştiğini, artık kavga gürültünün bir çözüm getirmeyeceğini fark ettiğimizi hissediyorum az az da olsa. İşte bunun sebebi olarak da insanların malumunuz şu cihazla bilgiye çok çabuk ulaşması olduğunu zannediyorum. Bu doğrudur, kesinlikle sonuç budur demiyorum ama mesela diyelim ki bir ortamda bir şeyle karşılaştığımız zaman o konu hakkında bilgimiz yoksa bilmiyoruz diyemiyoruz. Çünkü bilmiyoruz demek ilmin üçte biridir. Yani çok ağır bir ilimdir. Bunu kaldıramadığımız için bilmiyoruz demiyoruz. Hemen buradan bir şekilde o konu hakkında bilgiye ulaşıyoruz. Ve oradan okuduğumuzu kendi bilgimizmiş gibi, kesinlikle doğru buymuş gibi karşımızdaki insanın araştırmalarını hiçe sayarak bunu kabul ettirmeye çalışıyoruz. Halbuki yani o herkes 8 kişi aynı şeyi yaptığı için bunun hakkında maalesef Google üzerinden çok farklı görüşler. Mesela diyelim ki Sünni kaynakların dışında Şii kaynaklarla karşılaşabiliyoruz. İşte Batılıların bizim hakkımızda yazdığı yanlış şüphe uyandırıcı fikirlere ulaşıyoruz. Onun doğru olduğunu savunanlarla karşılaştığım oluyor. Yani Batılı onu bizi birbirimize düşürmek için yazmasına rağmen adam onu burada okuyor. Onu doğru kabul ederek benim bildiğim doğruyu kabul etmiyor. Çünkü ne? Ortamdayız ve o bunu bilmek zorunda. Biliyor olmak zorunda olduğu için bana karşı bir şey geliştiriyor. Ve dolayısıyla ben de onun yanlış olduğunu savunduğum için bir gergin hava oluşuyor. Ardından iki tarafta olumlu gitmediği zaman bir tartışma ortamı oluşuyor. Sonra bir bakmışız kavga edilmiş, küsülmüş, darılmış insanlar birbirine. 2 yıl geçiyor, 2 yıl sonra bir konusu açılıyor birbirlerinin isminin. Niye küstünüz, niye görüşmüyorsunuz? Bir şey diyen yok, hatırlayan yok. Çünkü niye küstüklerini bilmiyor kimse. Halbuki çok basit, çöplük içerisinden. Yani bunun usulünü bilmemiz, geliştirmemiz gerekiyor. Her böyle anlık ulaştığımız bilginin doğru olmadığını, her karşımıza çıkan bilgi videosunun içeriğinin doğru olmadığını bilmemiz gerekiyor. Çünkü özellikle milli ve İslami konular üzerinde aramızda tefrika çıkartmak isteyenler o kadar çok bilgi kirliliği üretmişler ki İslami konular üzerinde çeşitli konuşan hocaları dinliyorsunuz. İttifak söz konusu olmuyor. Birçok konuda çok farklı şeyler söyleniyor. En basitinden herkesin ihtiyacı olan ev almaktır. Yani herkes bir ev almak ister. Allah Resulü de diyor ki dünya hayatının güzelliklerinden birisi de güzel, geniş bir evdir diyor. Alması gerekiyor bir Müslümanın. Ama gücü yetmediği için çeşitli yolları araştırıyor. İşte katılım evine mi katılsam, katılım bankasından mı alsam, faizsiz sistemlerden mi alsam, TOKİ'ye mi girsem. Dolayısıyla merak ediyor bunlar caiz mi? Sonra araştırmaya başlıyor, hocaları dinlemeye başlıyor. Yani maalesef farklı farklı gerekçelerle farklı farklı bilgilere ulaşılıyor. İşte bunun için böyle internetten ulaşılan anlık bilgilerle amel etmek yerine daha böyle geniş kapsamlı yine buradan araştırıp buradaki edinilen bilgiyi yüz yüze tanışık olduğumuz ilim ehli bir insana sahih kaynaklara götürerek o şekilde karar vermemiz gerekiyor. Onun dışında bilgi maalesef böyle çöp olmuş, bunu düzeltmeye şu an için imkanımız yok. Yapmamız gereken kavga etmeden farklı görüşler hakkında konuşabilmek ve bir dahaki sefer karşılaştığımız zaman kardeşimizin yüzüne bakabilme şeyini de korumamız gerekiyor. Yani böyle tamamıyla bu bilgiler yüzünden kavga etmememiz
gerekiyor, yapmamız gereken. Çünkü ne Google'u düzeltmeye, ne YouTube'u, ne de herhangi bir sosyal mecrayı şu an için düzeltmeye gücümüz yetmiyor. Sadece tartışma kültürümüzü geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Videomuzun konusu da kısaca bu konuda konuşmak, bilgi alışverişinde bulunmaktı. Ya bu konuda tavsiyeleriniz, nasihatleriniz olursa isterseniz yorum olarak yazabilirsiniz. Bu konuyu hep birlikte, bu çöplüğü temizliğe çevirmemiz gerekiyor. Bir de videonun sonunda şu tavsiyede bulunmak istiyorum. İnsanlar, yani felsefeciler olsun, evrimciler olsun, hiç acımıyorlar. Ellerine kamerayı alıp dinimiz hakkında ileri geri çok cüretkar bir şekilde videolar çekip çekip atıyorlar ve bunu yayıyorlar. Ya bunun karşısında her böyle ele kamera tutan, yani cep telefonunu şöyle tutmayı bile başarabiliyorsanız, bununla ilgili kısa videolar çekip paylaşırsanız hem çevrenizdeki insanlara bir faydanız olmuş olur, hem de bu konu sürekli gündemde kalmış olur. Yani en az onlar kadar diyorum. Çünkü öyle çalışmalar yapıyorlar ki bizler sadece izlemekle yetinmeyelim. Bunlara karşı böyle basit de olsa, kısa da olsa cevaplar verelim diyorum. Allah razı olsun.